Biz hani yakın dostumuz olmakla hep övündüğüm. Bizi kırmadı ve bu Rembrandt'ın döneminin bütün açılarını tartışılacağı konferans içerisinde yer almayı kabul etti. Filiz Ali anlatmama gerek görmüyorum. Özgeçmişi dışarıdaki kentlerde de yeterince bildiriliyor. Ben şu kadar söyleyeyim. Ülkemizde klasik müzikle ilgili ve onu geniş bir açıdan bakarak, onun bütün sosyal ve siyasi etkileriyle birlikte bakan, tartışan TRT'de ve daha sonra yaptığı bütün programlarıyla bütün nesil öğrendiği ilişki. Bu sergiyi yaparken de Rembrandt dönemi 17. yüzyıl Avrupa'sının genel bir görünümünü pek çok açıdan incelemeye karar verdi bu sergiye eşlik etmek için. O sergilere dönemin siyasi, finansal, hem askeri hem pek çok açıdan incelendiği çok ilginç bir dönem. Günümüz Avrupa'sını oluşturan pek çok etkenin yaşandığı bir dönem. Bize yansımalarını bir dizi konferansa yansıtmaya çalıştık. Bugünkü konferansımızda da Filiz Hanım bize 17. yüzyıldaki Avrupa'daki müzikle ilgili bilgi verecek. Size hoş geldiniz diyorum ve teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Nazan Hanım benim çok sevdiğim ve çok eski bir arkadaşım. Beni buraya davet ettiği için çok mutluyum. Yalnız tabii 17. yüzyıl Hollanda müziği hakkında konuşur musun dediği vakit ben hemen evet dedim. Sonra eve geldim. Hollanda müziği biraz zayıf. Pek çok besteciyi tanımıyorum bile. Ama sonuç olarak bu benim için de çok iyi oldu. Öğrenmenin sonu yok. Ben de hiç hayatımda ismini duymadığım bir takım Hollandalı bestecileri bu şekilde keşfetmiş oldum. Aynı zamanda tabii teknolojinin de büyük yardımını görüyoruz. Yani bundan ne bileyim ben 15 sene, 20 sene önce olsaydı böyle bir teklif herhalde. Size burada dinletebileceğim ve gösterebileceğim bazı örnekleri gösteremeyecektim. Sağ olsun YouTube bize her türlü bilgiyi anında veriyor. Hayatım gözüme gözüme onu sıkma ne olursun. Kırmızı ışık. şimdi 17. yüzyıl Hollanda'sına gelmeden önce 16. yüzyıl Flemenk dünyasını eğer ele alacak olursak gerçekten Rönesans döneminde bakıyoruz bu bölgede hakikaten çok önemli besteciler var, Rönesans bestecileri var. Bunlar polifonik müzik yani çok sesli müziğin büyük ustaları, madrigal ustaları, madrigaller din dışı şarkısal vokal müzikler biliyorsunuz. Bu besteciler arasında tabii Flemenk asıllı besteciler var. Ama o zamanın bestecileri yani 16. yüzyılın Rönesans bestecilerinde milliyet falan çok önemli değil. Bu besteciler hem Fransızca, hem İtalyanca, hem Latince, hatta bazen Almanca dillerinde de eserler veriyorlar. Sadece öyle değil, bütün Avrupa'yı da dolaşıyorlar. Nasıl dolaşıyorlar? Genellikle bir soylunun mahiyetinde oluyorlar. O soylunun müzisyeni oluyorlar. O soyluyla birlikte savaşlara katılıyorlar. Soylunun savaştaki karargahında, işte o günün savaşı bittikten sonra biliyorsunuz öyle savaşlar şimdiki gibi değil o zaman. Karargahta işte müzik yapıyorlar kumandana ve etrafındaki mahiyetine. Bu besteciler arasında tabii en tanınmışının birkaç adı var. Aynı ad fakat değişik şekillerde telaffuz ediliyor. Orlandus Lassus veyahut Orlando di Lasso
Roland de Lassus veyahut Roland de Lattre. Ama en çok kullanılan versiyonu Orlando di Lasso. Orlando di Lasso özellikle madrigalleriyle tanınan bir besteci. Din dışı madrigalleriyle. Aynı zamanda hatta ondan daha önce doğmuş bir başka besteci var. O Orlando di Lasso'dan daha Hollandalı sayılabilir. İsmi de Giyas de Werd. Ben tabii Hollandaca bilmediğim için belki de yanlış telaffuz ediyor olabilirim ismini. Antwerp'te dünyaya gelmiş. Ama profesyonel hayatının çoğunu İtalya'da geçirmiş bu besteci. Şimdi hangisini açtınız? Orlando di Lasso'yu. Açmadı. Peki, o zaman boş verin. Tamam, peki. Ben zaten öbürüne geçtim. Bu Giyas de Werd, işte daha önce de söylediğim gibi zamanın koşullarına uygun bir şekilde kendi memleketinde belki de yeterince kendisine destek olacak soylu olmadığından ötürü İtalya'ya gidiyor. Ve İtalya'da önce Ferrara'da bu Lucrezia Borgia'nın oğlu Estedükü Francesco'nun emrine giriyor. Francesco'nun mahiyetinde uzun bir süre İtalya'yı dolaşıyor müzisyen olarak. Sonra da yine Este ailesine yakın olan, Este ailesinin akrabalarından olan Gonzaga ailesinin mahiyetinde çalışmaya başlıyor. Onun bu parçası İtalyanca bir madrigal. Io non son però morto. Tabii sesi duymuyoruz. Duyuyor musunuz? Madrigaller, polifonik müziğin, yani çok sesli müziğin altın çağını yaşadığı dönemde bestelenmiş eserler. Polifonik müzik derken, biz bunu sadece çok sesli müzik olarak çeviriyoruz ama bir başka özelliği daha var polifonik müziğin. Kontrapunktal teknikle yazılan müzikler, mesela 4 ses, 5 ses, hatta 6 değişik ses üst üste duyulabilen eserler bunlar. Ve her bir ses melodi dizisi yatay bir şekilde giderken aynı zamanda dikey olarak da birbirleriyle uyum sağlamaları gerekiyor. O yüzden kompozisyon açısından gerçekten zor eserler diyebiliriz. Şimdi gelelim 17. yüzyıla girelim. Bu 16. yüzyıl boyunca Low Countries dedikleri İngilizlerin veyahut da Fransızca Pays-Bas denilen bölge İspanyol egemenliğinden kurtulmak amacıyla yıllarca savaş veriyor. Zaten bütün bu bilgiler herhalde serginin
metinlerinde de vardır ama ben yine kısaca üzerinden geçeyim. Bu savaşlar bir yandan da Katolikler ve Protestanlar arasında böyle sürüp giden uzun uzun savaşlar. 17. yüzyılda nihayet İspanyol boyundurundan kurtulunca Protestan Birleşik Kuzey Eyaletleri yani Hollanda dediğimiz Hollanda Cumhuriyeti'ni kuruyorlar. Güneyde kalan Katolik Valonlar'da, Valon bölgesinde Fransızlar işgal ediyor. Şimdi kuzeyde bu yeni yeni gelişen Kalvinist Protestan tüccarlar ve girişimciler sayesinde kuzey eyaletleri daha önce görülmemiş bir zenginliğe kavuşuyor. İşte resim sanatında da gördüğümüz gibi. Ve Hollanda'nın altın çağı yaşanıyor. Yine daha önce Avrupa'nın hiçbir yerinde görülmeyen bir orta sınıf, elit ortaya çıkıyor. Bunlar işte Hollandalı tüccarlar, kentli burjuvalar. Kendilerine özgü bir kent mimarisi oluşturuyorlar. Oturdukları evler birkaç katlı. Esasında küçük evler fakat birkaç katlı ve bitişik nizam. Ve bu evlerin içerisinde en değer verdikleri mobilya bir virjinal. Bu mobilyanın virjinal adını almasının nedeni İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth'in aynı zamanda Virgin Queen olan İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth'in en çok sevdiği çalgı olması. Virginal esasında çok pratik bir çalgı görüyorsunuz. Bir klavyesi var. 4 oktav kadar. Mekanizma olarak doğuda kanun ve batıda psalteri diye bilinen üçgen ya da dörtgen ses kutusu üzerine gerilen farklı uzunluktaki tellerden oluşan bir mekanizma. Bu mekanizmaya bir klavye eklendiği vakit, o tuşlara basıldığı vakit içeriden tuşun bağlı olduğu çekicin üstüne rapt edilmiş bir mızrap teli çekiyor. Mekanizma bu. Onun için çıkan ses bir kanun sesi gibi hakikaten. Üstelik bu kutu, yani bu çalgı bir kutu esasında. Kutunun şurada bir alt kapağı var. Bu alt kapağı yukarı kaldırıyorsunuz. Üst kapağı da üstüne indiriyorsunuz. Ve bir masanın üzerine koyuyorsunuz. Ayakları yok. Masanın üzerine konuyor bu çalgı. Ve isterseniz ayakta çalıyorsunuz. Ha mesela bu virjinalde olduğu gibi iki klavyeli virjinaller de var. Burada iki kişi yani dört el çalınabiliyor. Klavsene geçmiyoruz daha henüz. Bazı virjinallerde virjinallerde klavye sağ tarafta oluyor, bazılarında sol tarafta, kimisinde de orta tarafta oluyor. Şimdi önemli olan burada bu çalgının hemen hemen Hollanda'daki bütün burjuva evlerinde bulunması. Zaten eğer resimlere bakacak olursak, işte size bir genç hanım virjinalinin başına oturmuş. Yanında da bir gamba var. Viola da gamba, yani violonselin atası. Belki evin şeylerinden, ailenin bireylerinden biri de gamba çalıyor olabilir. Ama genç hanımlar mutlaka gördüğünüz gibi virjinallerinin başında. Bu hanım da iki tane çocuğuyla birlikte virjinalinin başına geçmiş ve bir şeyler çalıyor. Biraz önce söylediğim gibi bu Vermeer'in bir resmi. Ayakta da çalınabiliyor. Gayet pratik bir çalgı. Yani bunun kapağını kaldırdığınız vakit başka odaya götürebiliyorsunuz. Oradaki bir masaya koyabiliyorsunuz. İsterseniz yatak odanıza. Bu da işte bir müzik odası. Müzik odasında yine Vermeer'in bir resmi. Hemen hemen Vermeer'in resimlerinde çok var bu. Bu da yine Vermeer'in mesela konser, aynı zamanda da şarkı söyleyen bir hanım var ki bunun da örneğini dinleyeceğiz birazdan.
Tabii lavta da çok popüler bir çalgı o sıralarda. Taşınması kolay, çok yumuşak ses çıkartan bir çalgı ve şarkı söyleyenlere eşlik eden bir çalgı lavta. Evet, şimdi birazcık devam edelim. Şimdi ilk klavyeli yani virjinal için yazılmış eserler arasında Hollanda'da bilinen en eski manuskrip size söyleyeyim. Bir dakika. Evet. Şu olacak. Fakat daha henüz başlamayalım buna. Bu 1577 yılında Hans van Solt adında zengin bir Protestan tüccar dinsel karışıklıklar dolayısıyla yani Katolik bu pardon Protestan bir tüccar bu Antwerp'ten Amsterdam'a taşınıyor daha doğrusu kaçıyor. Oradan da Londra'ya iltica ediyor. Bu tüccar Doğu Hindistan Kumpanyası'nda çalışıyormuş. 12 yaşlarında bir kızı var. Kızının adı Suzanne van Solt. Çok enteresan. Yani bu kızcağızın eğer nota defterinde bir takım virjinal eserleri öğretmeni tarafından yazılmamış olsaydı bize o devrin virjinal eserlerini ilk manuskriyi el yazması halindeki virjinal eserlerini biz bilmeyecektik. Londra'da ortaya çıkan bir el yazması bu. O el yazmasının içerisindeki virjinal parçalarının bestelerinin, bestecilerinin kim olduğu pek bilinmiyor. Fakat bu işte araştırmacılar, müzikologlar sonuçta araştırmalarının sonucunda Suzanne van Solt'un müzik defterinden çıkan parçaları çalmışlar. Bunlardan birisi de bu. Gördüğünüz gibi arkada da Vermeer'in tabloları var. Evet. Şimdi bu bestecisi tanınmayan, bilinmeyen virjinal eserlerinden biriydi. Şimdi bir de bestecisi tanınan eserlerden birkaç örnek size göstermek istiyorum.
bu dönemin, yani Hollanda'nın altın çağının en tanınmış bestecilerden birinin ismi Jan Pieterszoon Sweling. 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir Hollandalı besteci, organist ve pedagog. 1562'de doğmuş, 1621'de de Amsterdam'da ölmüş. Rönesans'ın sonuyla barok arasında kalmış bir besteci Sweling. Sweling'in öğrencileri onun ölümünden sonra Kuzey Almanya ork geleneğini geliştirmişler. Ama Sweling'in hala en çok bilinen eserleri işte Virginal için veya Klavsen için olan eserleri. Bakayım şimdi bir örnek dinleyelim. Evet, bu bir Almond. Yok, Almond'u çalmayayım. Toccata ve Psalm var, nerede o? Ha, bu. Bu çok güzel bir eser. Sesini indirmiştim, evet. Tabii Virginal'in çok fazla imkanı olan bir çalgı olduğunu söyleyemeyiz. Bir kere her şeyden önce ses genişliği 4 oktavdan fazla değil. Ses yüksekliği de cılız diyebiliriz. Onun için ancak küçük odalarda çalınıp dinlenebilen bir çalgı. Ama bu yüzden de işte aile çalgısı. Yani Hollanda'daki bu 17. yüzyılın tüccar elitinin aile hayatına son derece uygun. Küçük odalar ve o küçük odalarda ailenin bir araya geldiği ve birlikte müzik yaptığı bir hayat. O hayat için bu tür bir çalgı ideal bir çalgı. Çünkü mesela klavsen daha sonra gelişmiş olan Virginal'in gelişmişi olarak düşünebileceğimiz klavsen çok daha büyük bir çalgı. Kuyruklu bir enstrüman. Onun için daha büyük odalar lazım. Bir de tabii çalan kişinin daha usta olması gerekiyor. Virginal'i ev kızları da çalabilir. Büyük bir teknik beceri pek fazla gerekmez. Eserlerin zorlukları herkesin neredeyse becerebileceği zorluklar. Bu ikinci bölümde bir psalm, yani kutsal kitaptan alınma bir ilahi müziği. Onu da viola da gamba ile çalıyorlar. Viola da gamba, biraz önce de söylediğim gibi, violonselin atası. Pek büyük bir fark yok viola da gamba ile violonsel arasında. Sadece viola da gamba'da 4 tel yerine 6 tel var. Yani daha çok teli var. Diyeceksiniz ki peki violonsel nasıl gelişmiş bir enstrüman oluyor, daha az teli var. Viola da gamba'dan çıkan ses, violonselden çıkan sesten çok daha az olduğu için ve teknik, çalma teknikleri yetersiz olduğu için violonsele gelişmiş diyoruz. Şimdi Sweling'in bir başka parçasına geçeceğim. O da şudur. Sweling'in bu parçası klavsen için. Artık Virginal'i biraz geride bırakıyoruz.
klavsene geçiyoruz. Evet, kesiverdim, kusura bakmayın. Çünkü klavsene dönmek istiyorum. Şöyle. Bu 16. ve 17. özellikle 17. yüzyılda yapılmış olan klavsenler, gördüğünüz gibi bir çalgı. Bu Antwerp yapımı bir klavsen örneğin. Son derece süslü. Ve kapağının içinde böyle mutlaka müthiş resimler oluyor. Bu da bir Fransız klavseni. Tabii yine iç mekanizmasına baktığınız vakit tellerin işte kanun veya psalteride olduğu gibi yerleştirildiğini görüyorsunuz. Teller buradaki anahtarlara bağlanmış vaziyette. Klavsende çoğu zaman iki klavye var. Bazı klavsenlerde pedal de olabiliyor. Bazıları ise şurada köşelerde ki şurada bir düğme görüyorsunuz mesela. Bu düğme ile üstteki veya alttaki klavyenin sesleri azaltılıp çoğalabiliyor. Fransızca klavsen deniyor bu çalgıya. İtalyanca cembalo veya clavicembalo. İngilizce'de harpsichord diyorlar. Tabii virginalin çok gelişmişi. Gördüğünüz gibi hem iki klavye var hem de altı oktava kadar yükselmiş oluyor klavye. Tuşlar yani. Şimdi yine Antwerp'te doğan ve sonra bu din savaşları dolayısıyla Kuzey Hollanda'ya, Kuzey bölgelerine kaçan bir besteci, Peter Burstin diye bir bestecinin bir klavsen eserini dinleyeceğiz. Bu besteci hakkında vallahi çok fazla bir şey bilmiyoruz ne yazık ki. Ama ele geçen el yazmalarından birinde çok güzel bir suite var. Klavsen için bir suite var. O suite'i de şimdi size bulacağım ve çalacağım inşallah. Kaçmış o 12 numara. Evet, burada. Görmüyoruz ama bakın düğmeleri çekiyor.
her tuşun bağlı olduğu, her tuşa bağlı olan bir mekanizma var demiştim. O mekanizma yani böyle bir çekiç, çekicin ucunda bir mızrap. O mızrap üç tane telin üçünü birden de çekebilir. Düğmelerden birini çektiğiniz vakit sadece ikisini çeker, o zaman daha az ses gelir. Öbür düğmeyi çektiğiniz vakit iki klavyenin birden üst üste telleri geldiği için çok daha fazla ses çıkar. Çünkü hepsini birden çeker. Böyle bir mühendislik harikası esasında. Klavsen ilginç bir çalgı. Org daha da ilginç bir çalgı tabii. Onu da birazdan şey yapacağız. Evet, bu da çok güzel bir parça. Fakat sizi çok yormak istemiyorum. Musikiyle. Swelling'in mesela bir org tokatasını dinleyebiliriz. Ama ondan önce orgu doğrudan doğruya gösteren bir örnek. Bu Bach'ın sol minör fügü. Bu fügü çalan Hollanda'nın çok çok önemli organist, klavsenist ve orkestra şeflerinden Tom Koopman. Yani bugün Hollanda müziğinde gerçekten çok önemli bir yeri olan bir müzisyen. O işte şimdi Bach'ın bir tokatasını çalacak. Görüntülü olduğu için size göstermek istiyorum orgu. Bazı orklarda iki klavye, bazı orklarda üç klavye, bazı orklarda dört klavye olabiliyor. O da yetmiyor. Bir de ayaklarla çalınan bas klavye var. Birazdan göreceksiniz Tom Koopman'ın ayaklarıyla da çaldığını. En komplike çalgılardan biri herhalde orktur diyebiliriz. Buradaki çünkü ses mekanizması çok daha farklı. Tuşlara bakın, gördüğünüz gibi ayaklarıyla da ayak klavyesini çalmakta organist. Hani dört kol çengi derler ya, onun gibi bir şey bu da. Orgun yanlarında gördüğünüz bütün bu düğmelerin her birinin bir işlevi var. Bu düğmelerin birisini çektiğiniz vakit orktan obua sesi çıkabilir, öbürünü çektiğiniz vakit keman sesi çıkabilir, bir başkasını çektiğiniz vakit işte violonsel sesi çıkabilir. Aynen şimdiki klavinovalarda olduğu gibi böyle elektronik piyanolar var ya, onlarda da istediğiniz çalgının sesini elde edebiliyorsunuz. Orgların şeyi, mekanizması çok farklı. Borulardan ses geliyor. O ses de nasıl geliyor? Hava. Borulara verilen havayla veriliyor tabii. Geliyor o sesler. Eskiden organistin yanında bir de körükçü olurmuş. O körükçü durmadan borulara hava vermekle meşgul olurmuş şeyin yanında, organistin yanında. Bach'ın bir belgesel filmi vardı. Orada zavallı körükçü bir çocukcağız, Bach'ın uzun füglerini ve prelütlerini çalarken körükle uğraşmaktan canı çıkıyordu. Evet. Şimdi biraz da vokal müziğe, yani 17. yüzyıl Hollanda'sındaki vokal
müziklere den örnekler size çalayım diyorum. Fakat dil olarak yine besteci Hollandalı olmasına rağmen kullandığı diller ya Fransızca oluyor ya İtalyanca. Çünkü bu iki dil de müzik dili olarak kabul ediliyor. Yani Flaman dili veya Hollandaca diyelim müzik için çok uygun bir dil değil. O zaman da değildi, şimdi de değil. İtalyanca'nın kendi melodisi ve kendi müzikalitesi var. Fransızca'nın da kendisine göre bir müzikalitesi var. O yüzden maalesef Hollanda dilinde pek esere rastlamıyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz bu vokal müziklerin bestecisi Constantin Huygens. Constantin Huygens 1596'da Den Haag'da dünyaya gelmiş. Altın Çağ'ın tanınmış şair ve bestecilerindenmiş. Frederick Henry ve William II. William'in bu Orange Prensler'in her ikisinin de sekreterliğini yapmış. Ve Lauta eşliğinde insan sesi için pek çok aşk şarkısı bestelemiş. Din dışı müziğin en önemli temsilcilerinden biri anladığım kadarıyla. Bu aşk şarkılarına Fransızca Air de Cour adını veriyorlar. İtalyanca ise Caccia Amorosa adını veriyorlar. Şimdi önce bir Air de Cour dinleyelim. Bu 8 numaralıymış. Efendim, evet. İtalyanca Caccia Amorosa'sı var Huygens'in. Bu bariton ses ve Lauta'nın büyüğü olan Teorbo için bayağı büyük bir çalgı. Yani bildiğimiz Lauta veya ud, udun çok daha büyüğü. Uzun bir sapı var. Ses tabii daha kalın. Baritonun sesine uyuyor o açıdan. Ha, bu da Fransızcayı. Nerede bizim Orsa Bella? Yanlışı şey yaptık. Neyse öbürünü de çalarım sonra. Evet. İtalyanca olanı nerede? Orsa Bella. Evet bu. Thank you.
Peki şu sıralarda Hollanda'da bütün bunlar olurken civardaki ülkelerde neler oluyordu diye bir soru soracak olursanız şunu söylemek durumundayım. Civardaki ülkelerde yani Fransa'da ve İtalya'da ve Almanya'da müzik hayatı çok daha zengindi. Özellikle 14. Louis'nin Fransa'sını düşünecek olursanız 14. Louis zaten Versailles'da kendisine müthiş görkemli bir hayat tasarlamıştı. O görkemli hayatın içerisinde müzik ve dans birinci derecede önemliydi. Aynı zamanda tiyatro, aynı zamanda bale. Ve bu Fransız müziğini altın çağını yaşatan da aslında İtalyan asıllı bir besteciydi. Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully genç yaşında Güneş Kralı 14. Louis'nin sarayına dans hocası olarak gelmiş ve giderek kralın gözdesi olmuş. Ve Fransız barok müzik stilinin, özellikle Fransız opera bale stilinin tartışmasız yaratıcısı Jean-Baptiste Lully. Lully'nin eserlerinde dans ve komedi hep ön planda. Bunu da zaten size şimdi şu örnekle göstereceğim. Önce bir şakon, Arlekin tarafından bir şakon. Ardından da bir jig. Tabii 14. Louis'nin sarayında Lully kralın müziği ve kralın orkestrası, kralın operası diye büyük kadrolu müzisyenlerle çalışan bir besteci. Öncülüğü Fransa'sında eğlence ön planda.
Ama 17. yüzyıl Almanya'sında eğlence ön planda değil, din ön planda. Ama yine de müzik, yani kilise için olan, kilise için bestelenen, yaratılan müzikler diğer protestan ülkelerdeki müziklerden çok daha fazla gelişmiş olduğunu görüyoruz. Bach öncesi, yani Johann Sebastian Bach öncesi en çok önem kazanmış olan Heinrich Schütz diye bir besteci var. Yani daha ziyade kilise için yazdığı müziklerle tanınıyor ama aynı zamanda mesela operası da var. Din dışı müzikleri de var. Ağırlıklı olarak tabii ki Lüteran Kilisesi için hizmette bulunmuş ve özellikle org için eserler yazmış bir besteci Heinrich Schütz. Ama işte burada şimdi mesela bir koralini dinleyelim. Bu koral nerede bu? Şurada. Evet. Bu koral kilise için bestelenmiş bir eser, fakat aynı zamanda her zaman konser salonlarında veyahut evet konser salonlarında da yorumlanan ve çok sevilen korallerden biri. Bu resim Schütz'ün gençliği. Çok uzun yaşamış. Heinrich Schütz 83 yaşına kadar mı ne? O zaman bu kadar uzun yaşayan pek olmuyormuş. Herhalde onu bu dindar mazbut hayatı hayatta kalmasını sağladı diyebiliriz. Evet, son olarak başka bir dünyaya geçelim istiyorum. İtalya tabii her şeye rağmen İtalya 17. yüzyılın müziğinin 17. yüzyıl müziğinin lideri İtalya her şeye rağmen. Çünkü İtalya'da yaylı çalgıların, keman, viola, violonsel gibi yaylı çalgıların müthiş bir gelişme gösterdiğini görüyoruz. Çalgı yapımcıları, 16. yüzyıldan itibaren çalgı yapımcıları, Stradivarius gibi, Amati gibi, Guarneri gibi çalgı yapımcılarının yaptıkları enstrümanlar sayesinde keman virtüözlerinin ve bestecilerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Biz işte örneğin Vivaldi gibi. Vivaldi'yi hepiniz tanıyorsunuz, fakat Corelli'yi belki de o kadar tanımıyorsunuzdur. Arcangelo Corelli özellikle sırf yaylı çalgılar için bestelediği eserlerle tanınır. Bu eserlerin İtalyan müzik şeyinde, sözlüğünde Concerto Grosso diye bir adlandırılması vardır. Yani büyük konçertolar. Büyük konçerto dendiği vakit ne demek? O çalgı topluluğu içerisinde her enstrümanın ayrı bir önem taşıdığı söz konusu. Nitekim şimdi bir Corelli'nin Noel için bestelediği bir Concerto Grosso'nun Adagio bölümünü size sunacağım. Bu Adagio bölümü o kadar popüler ve sevilen bir bölüm ki sinema, bazı filmlerde film müziği olarak kullanılmış. Ben de YouTube'da doğrusunu isterseniz şeyi buldum. Bu Russell Crowe'un bir filminde kullanılmış. Master and Commander diye bir filminde kullanılmış. Film esasında deniz savaşlarıyla ilgili bir film.
Yani teknelerin, savaş gemilerinin birbirleriyle can hıraş bir şekilde kan revan içerisinde savaştıkları sahnelerin yoğunlukta olduğu bir film. Fakat aynı zamanda insani tarafları da var. O insani taraflarının o sahnelerde arkada bu müziği dinliyorsunuz. Çok ilginç. Concerto Grosso'daki ismindeki özellikleri burada görüyorsunuz. Çünkü her çalgının neredeyse solistik bir karakteri olduğunu duyacağız. Karşımızda çalgıcıları görmeyeceğiz. Sadece neyi göreceğiz? Russell Crowe'un suratını göreceğiz. I am sorry. Ne yapayım? Biraz sesin yüksel. Mesela bir birinci kemanı duyuyoruz, bir ikinci kemanı duyuyoruz, bir violonseli duyuyoruz. Nefis bir adagio. Evet, Corelli'nin adagiosuyla noktayı koyalım bu konuşmaya. Evet, 17. yüzyıl Hollanda'sından çıkıp birazcık etraftaki, onun çevresindeki ülkelerden de biraz örnekler sunmaya çalıştım size. Sanıyorum 17. yüzyıl müziğinin pek değinilmemiş yönlerine birazcık değindik. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun.